Merhaba. Yine kulakla. Şu sağ kulağımda lavanta yağı, esansiyel yağlar biraz seyretmek lazım ama ben az seyretmişim sanırım birazcık. Kulağımda problem oldu ve 3 gündür kulak ağrısıyla boğuşuyoruz. Uykusuzluk tabii ki. Zaten o 2 saatlik uykularımda uyuyamıyorum. Biraz önce anlattığım 3 rüya sekansına devam ediyorum. Uyuyamadığım için de çok güzel görmediğim rüyaları uydurup duruyorum. Kulak kabartıyorum. Rüyalarıma kulak kabartıyorum. Kulak ardı edemiyorum. Rüyalarımı duymamazlıktan gelemiyorum. Kulağımın arkasına bu saçı koyabiliyorum. O damlayı damlatabiliyorum. Ama rüyalarıma kulağımı tıkıyor rüyalar. Kulağımı tıkayamıyorum. Rüyalarıma kulağımı tıkayamıyorum. Kulak kabartıyorum. Kulağımı çınlatan kim varsa onların hepsinin seslerini duymaya başlıyorum. Evrende bütün bu sesler gidip geliyorlar ve ben bonsai ağaçları arasından rüyamı eşelemeye başlıyorum. Ve bir kulağa delik. Evet, kulağım delik. Kulağıma küpe oldu bu. Olmaz. Niye hastaneye mi gitmiyorum? Gitmiyorum çünkü virüs var. Enfekte olabilirim. Kaygım var. Sürdürebilir miyim? Evet, ilaçlar vesaire falan. Peki siz şu anda kulak misafiri oluyor musunuz? Anlatırıma falan diye rüyamın içinde konuşmaya başlıyorum. Ve kulağıma çalınan sesler. Ve biliyorum ki kulakla ilgili her konuya karşı kulağım kirişte. Kirişte? Evet. Yani şu anda bana kulak verecek olanlara, yani kulak vermek. Kulağa vermek. Kulak verecek olanlara hayır diyorum, ben organ bağışı kabul etmiyorum. Şu anda ben kendi kulağımı kendim tedavi edeceğim. Rüyamın içinde anlatıyorum bütün bunları. Yani rüyalara diyorum ki olmaz, hayır, olmasın falan diye böyle konuşmaya başlıyorum. Ve ondan sonra bir ovaya geliyorum. Ovanın içinde... Merhaba, isteyen canlı yayına katılabilir. Ben bugün Burak, hoş geldin. Umarım sağlığın yerinde. Ben de selamlayayım. Böyle birazcık kulağım parfüm alerjisi oldu ve kulağım şişti. O yüzden çeneme vurdu. Ben de böyle rüyalar anlatıyorum. Kulak asanlar için ve de ben uydurup duruyorum. Kulağıma bir böcek kaçtı belki de. Belki böcek arıyorum. Ama bu nasıl bir böcek? Yani bu biraz önce hani dedim ya, kulağın içinde mouse'lar vardı, kavala geldiler ve çipler falan vardı. Kulağın içinde böcek var. Yani ajanlar var. Kulağın içindeki ajanları falan arıyorum böyle. Ve elimde bir tane sensör var. Neyin sensörü? Onu rüyanın içinde bilmiyorum. Rüyanın sonunda falan bana açıklayacaklarmış falan. Ama böyle yani beni bu konuda böyle birazcık kulağımı büküyorlar. Yani hani var böyle bir şey falan demeye çalışıyorlar. Ben de bu konularda kulağım birazcık kesik olduğu için hemen algım seçici böyle anlıyorum rüyanın içinde falan. Yani kulak tıkayamıyorum böyle şeyler falan geldiği zaman. İçinde de kelime de kulak sesi geçtiği zaman kulağımla ilgili sorun olduğu için her şeyde kulak misafiri olmaya o kadar da açığım yani. Onu söylemiş oluyorum. Hiçbir şey söylemesem de en azından böyle arada kulağınızı çalınan sözlerle ilgili bir şeyler rüyamda anlatıyorum. Ağaçlar hışırdamaya başlıyor. Hışırtı seslerinin bir poyraz estiği zaman duyuyorum. Lodos estiği zaman duyuyorum. Ama kareyelden gelen sesleri kulağım duymuyor mesela. Yani böyle bir hani böyle bir şey var. Diskriminasyon var yani. Seslerle ilgili diskriminasyonlar var. Rüzgar seçiyorlar, dalga seçiyorlar, dalga boyutu seçiyorlar. Ve bazı sesleri, bazı insanların mesela kötü sözleri de duymuyor kulağım falan. Böyle bir kulağımın seçiciliği oluyor yani. Hani kulakla ilgili böyle damlayı damlattığınız anda aydınlanma başlıyor. Ve böyle
kulağım seçici oluyor. O ovada yürümeye devam ediyorum falan. Araştırmalar yapılıyor aynı zamanda. Kulağımın o çim biçim makineleri falan gelmişti ya, kulağımın arasında böyle kılların arasında falan geziyorlar ve ondan sonra orada bir araştırma yapıyorlar falan, arazi çalışmaları vesaire falan diye böyle. Ondan sonra neyse, ve kulaklarımı dikiyorum böyle. Yani şöyle oluyor falan kulaklarım ve ben, evet, şöyle oluyor. Yani maskelerden zaten şöyle olmuştu ya kulaklar. Yok, o eğer buraya girersek, yani rüyanın içinde şu bölüme girersek buradan çıkmak biraz zor. Niye biliyor musunuz? Çünkü bunlar hani kulaktan dolma şeyler. Kulaktan dolma bilgilerle hayat gitmiyor. Kulaktan dolma rüyalar da bu işi götürmez. Çünkü ben bunu biliyorum. Yani kulak misafiri olduğumuz şeylere tartmadan bu bilgileri yaymaya başladığımızda bilgi kirliliği yaratıyoruz. Ondan sonra bir şekilde ya kendi kulağımızı çekiyoruz ya da kulağımızı çekiyorlar. Hayat çekiyor kulağımızı falan diye böyle kulağıma çalınan sesleri izlemeye başlıyorum rüyanın içinde ve o helezonlar dönmeye devam ediyor. Yeni bir kulak damlası daha gelecek ve bu arada rüyayla ilgili anlattıklarımın hepsi kulaktan kulağa yayılmaya başlıyor. Ve bu arada ben yine kulak kabartıyorum. Kulak ardı edemediklerim üzerine kulak 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 gidiyorum. Ve ondan sonra şarkılar başlıyor. Sen kulaklarımda falan bir ses falan diye böyle kulaklarımda sesler duymaya çalışıyorum. Sağ kulak, sol kulak birbirlerinden farklı sesler. Poyraz'ı Karayel'den ayırt etmeye başlayan bir idrak safhasına geliyorum. Evet diyorum. Ondan sonra böyle kulağımı hafifçe yukarı doğru kaldırıyorum. Ve ondan sonra kulak piyoşk diye az önceki sesiyle yeniden açılmaya başlıyor ve ben söylemeye başlıyorum rüyanın içinde. Ve ceketimi giyiyorum, rüyamı anlatmaya başlıyorum. Daha henüz kulak kabarttığınız ve kulak... kulak? Efendim? Nasıl? Evet. Yok, duymuyorum da ondan. Kulağımı mı bükeceksiniz? Nasıl yani? Buradan mı? Buradan. Kulak memesi. Hayır. Yok, duymadığım için. Dolma. Yemek. Ha, pirinç mi koyacağız? Yok. Ha, kulaktan dolma. Ya kulaklarımın içi dolu da ondan anlamıyorum. Evet. Evet. Tamam. Bir kulak iksiri. Evet, rüyanın içinde bir kulak iksiri belirmeye başlıyor ve o az önceki bonsai ağacıyla kulaklarım kollarını açmaya başlıyor. Östeki borusu açılıyor. Üzengi, çekiç kemiği vesaire falan derken üzengi lafını duyar duymaz atlara doğru koşturmaya başlıyor kulağım. Atlar koşuyor kulağımın içindeki titreşimler koşmaya başlıyor. Ve atların o koşuş seslerini duyuyorum ve dolunay vakti birden çığlıklar atmaya başlıyorum. Çığlık attıkça içime hava dolmaya başlıyor. Ciğerlerim doluyor, kulaklarım açılıyor yeniden. Biliyorum. Birkaç gün sonra bu iltihap geçip bitecek. Ama ben istiyorum ki hemen olsun. Mutlu pazarlar, sağlıklı günler.